Almanya, Eurofighter'lar konusunda sessizliğini bozdu ve Türkiye'ye bir takım şartlar öne süreceği sinyalini verdi. Almanya, Eurofighter Typhoon uçakları karşılığında Türkiye'den insansız hava araçları ihracını masaya getirmeye hazırlanıyor. Her gün yeni videolarla birlikteyiz. Türkiye'nin istediği uçakları vermeye yavaş yavaş gönüllü olan Almanya, bir yandan Türkiye'den Rusya yaptırımlarına katılmasını, diğer yandan Türk SİHA'larına olan ihtiyaçlarını ve Alman ordusuna ihracını pazarlık konusu yapmaya çalışırken, en sonunda ağzındaki baklayı çıkarttı. Bildiğiniz gibi Türkiye İngiltere'den Eurofighter Typhoon uçakları talep etmiş ancak, proje ortaklarından Almanya satışı veto etmekte ayak diremişti. İngilizler bu durum karşısında Almanya'yı tehdit edercesine, gerekirse geçici olarak Almanya'yı proje dışına çıkarabiliriz diyerek gözdağı vermişlerdi. İngiltere'nin Almanya'yı kibarca tehdit etmesi ve bu gelişmeler ışığında daha fazla direnemeyeceğini anlayan Almanya, Türkiye'nin istediği uçaklar konusunda olumlu yeni adımlar atmak adına satışı değerlendirmeye alacaklarını duyurmasıyla, bu satış öncesinde Türkiye'den nasıl taviz kopartabiliriz derdine düşerken, Türk SİHA'larına gözlerini diktiler. Almanya önceki veto kararında incelemeye bile gerek duymadan direkt olarak Türkiye'ye uçak satışına karşı çıkarken, şimdilerde bu tavrından geri adım atmak zorunda kaldı ancak bu defada Berlin, bir takım şartlar öne sürmeye hazırlanıyor. Berlin'in öne sürmeye hazırlandığı şartların başında ise, Ukrayna-Rusya savaşı dolayısıyla Rusya'ya Batı tarafından uygulanan ve Türkiye'nin tarafsız kaldığı ambargo geliyor. Yani savaş uçaklarının satışının onaylanması karşılığında, Rusya-Türkiye arasındaki ilişkilerin hızının kesilmesi ve Batı'nın Rusya'ya uyguladığı ambargoya, Türkiye'nin de katılması isteniyor. Elbette istekleri bununla da sınırlı değilken, diğer yandan Türkiye'nin ürettiği insansız hava araçlarına göz diken Almanya, Türk SİHA'larını pazarlık masasına getirmeye hazırlanıyor. Almanlar, Eurofighter uçaklarının Türkiye'ye satışı, ticari silah ihracat anlaşmasından çok daha fazlası olacaktır görüşündeler. Savunma politikası açısından bu, dolaylı olarak stratejik özelliğini teşvik etmek yerine, Türkiye'yi Batı askeri endüstriyel sistemlerine entegre etmeye devam etme kararı anlamına gelecektir. Son olarak, örneğin insansız hava araçları gibi Türk askeri teçhizatının Alman ordusuna ihraç edilmesi şeklinde yeni işbirliği formatları için fırsatlar da açılabilir görüşündeler. Yani Türkiye ile Eurofighter savaş uçağı anlaşması, Türkiye'den insansız hava araçları konusunda faydalanmanın ve Alman ordusuna bu hava araçlarından ihraç etmenin de yolunu açacak diyorlar. Ayrıca Türkiye'yi reddetmenin, Pakistan-Çin ortaklığı JF-17 uçaklarına yönelteceğini, hatta Rusya ile daha sıkı ilişkiler kurmasına sebep olacağının farkında olduklarını belirten Alman medyası da, bu konuda her geçen gün farklı bir analiz yayınlıyorlar. Gerek savaş uçakları konusunda, gerekse de savunma sanayi ürünlerinde kullanılan parça ve sistemlerde, Türkiye'ye her türlü ambargoyu ilk uygulayan ülke hangisi diye soracak olursanız, Almanya diyebiliriz. Türkiye'nin genelde her türlü yararına olan, özelde ise savunma ürünleri olmak üzere ihtiyaç duyduğu ve talep ettiği ne varsa, ya engellemiş, ya da kısıtlamak suretiyle Türkiye'nin tekerine taş koymayı, kendisine görev bilmiş ülkelerin en başında Almanya gelir. Eski Savunma Bakanımız Hulusi Akar'ın da dediği gibi, Almanya'dan Türkiye'ye karşı adı konulmamış bir silah ambargosu var derken, Alman Başbakanı Scholz ise, Türkiye'ye karşı bir ambargo yok diye açıklama yapacak kadar da pişkin davrandılar. Amerika ve İsrail'in bir aparatı olarak mı kullanılıyor, yoksa Türkiye üzerinde farklı planları mı var, Almanya'nın bu tavrı hakkında yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Türkiye'nin ürettiği insansız hava araçları hakkında, Alman Faz gazetesi gibi radikal bir gazete bile, istemeye istemeye de olsa Türkiye'nin geldiği noktayı övmekten kendini alamıyor. Alman gazetesi, Türk İHA'larının üstün performansını vurgulayarak, Batı'nın silah ihracatı yasaklarının etkisiyle, Türkiye bir insansız hava aracı gücüne dönüştü ifadelerini kullanıyor. Esasen genel makale ve köşe yazılarında, Türkiye'yi bu duruma biz getirdik, ambargolarla, kısıtlamalarla Türkleri yerli savunma sanayi hamlelerine biz zorladık itirafları yapıyorlar ve bu duruma içten içe pişman oluyorlar. Bu durumun bir bakıma doğru olduğunu da söyleyebiliriz.
Eğer bu ambargo ve engellemeler olmasaydı, belki de Türkiye bu denli savunma sanayi atılımları yapmayacak, hem yerli üretim olmayacak, hem de hazır almak suretiyle milyarlarca doları yabancı ülkelere ödeyecekti. Alman gazetesi, Türkiye tamamen insansız hava araçlarına güveniyor başlığı altında yayınladığı yazıda, Batı'nın silah ihracatındaki kısıtlamaların etkisiyle Türkiye'nin bu alandaki gücünü artırdığını vurguluyor. Özellikle Anka 3 hayalet uçak modelini detaylarıyla ele almaları, Almanların Türk İHA'ları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olduklarını gösteriyor. Bu övgü dolu yazı ve haberler, Türkiye'nin savunma sanayisindeki yeteneklerinin ve teknolojik başarılarının uluslararası alanda takdir gördüğünü bir kez daha ortaya koymaktadır. Alman gazetesinin Türk İHA'larına yönelik bu olumlu bakış açısı, Türkiye'nin savunma sanayisinde elde ettiği başarıların sadece ulusal değil, aynı zamanda uluslararası düzeyde de etkili olduğunu gösteriyor. Öte yandan Rusya'nın bölgesel etkisi ve politikaları, Batılı ve Avrupa ülkeleri için bir endişe kaynağı oluyor. Türkiye'nin Rusya ile daha yakın ilişkiler kurması, bölgesel denklemleri değiştireceğinden ve Batı'nın çıkarlarına ters düşeceğinden endişe eden Batı, Türkiye'yi artık yönlendirememenin de kaygısıyla ne yapacağını bilemez duruma gelmiştir. Özellikle Avrupa'nın Rusya'nın enerji kaynaklarına olan bağımlılığı, Avrupa'nın enerji güvenliği açısından bir endişe kaynağı iken, Türkiye'nin Rusya'ya daha fazla yaklaşması, Avrupa'nın enerji politikalarını ve Türkiye'ye yaklaşımını da etkiliyor. Sözün özü, Batılılar özellikle savunma ve ekonomik olarak ne güçlü bir Rusya, ne de güçlü bir Türkiye görmeye tahammül edemiyor. Almanya, Eurofighter'lar konusunda sessizliğini bozdu ve Türkiye'ye bir takım şartlar öne süreceği sinyalini verdi. Almanya, Eurofighter Typhoon uçakları karşılığında Türkiye'den insansız hava araçları ihracını masaya getirmeye hazırlanıyor.